Merhaba arkadaşlar, Ay'daki Adam'a hoş geldiniz. Bugün konuğum eski bir arkadaşım Ethem Özgüven. Kendisi Bozcaada'da tematik ve ekolojik ve özel bir festival düzenliyor sadece belgesel filmler için. Evet, biraz anlatır mısınız Ethem Bey? Bu arada Ethem benim sinema televizyonda ilk hocamdı ama 15 gün sonra yok olmuştu. Evet. İlk derse girdim, Ethem girdi, sonra bir daha... Gerçekten mi? Bölüm başkanıyla rahmetli Zafer Hoca ile problem yaşayınca öbür tarafa geçtim. Oradan da ayrıldım. Oradan da Bilgi Üniversitesi'ne girdim. Kendisi halen Bilgi Üniversitesi'nde sinema televizyon bölümünde değilsin ama değil mi? Televizyon gazeteciliği bölümündeyim. Ama sinemaya dair derslerle ilgiliyim. Belgesel başta olmak üzere. Şimdi benim ekolojiyle olan ilişkim çok eski. 1986 yılında hatırladığım net tarih o. Antalya'ya hibrit tohumlar gelmeye başladı ve tarım baştan aşağıya değişti. Bu arada sen Antalyalısın değil mi? Evet. Ve o sıralar böyle 10 gramlık bir paket $1000 falandı İsrail'den ve Hollanda'dan gelen. Sonra tabii o çok yayıldı Türkiye'de. 93 yılında da Dalyan'da İstuzu kumsalında 5 yıldızlı bir otel yapılıyordu. Halk ona isyan ediyordu. İlk çektiğimiz şey o. Pek bir şeye benzemedi ama büyük bir şansla çektik. Serdar Gürmen bilirsin. Evet. Serdar Bey'in orada bir audio kaset şey yapıyordum. İngilizce, Türkçe. Sen dedi ne yapıyorsun filan. İşte ben dedim üniversitedeyim. İdealin ne filan. Anlattım bir belgesel çekmek istiyoruz ama ne kamera var ne kurgu var. Hepsi var burada dedi. Bize para verdi. Gittik filan. Öylece başladı. Hatta ben okula girdiğimde de Dalyan yapıyordunuz. Büyük ihtimal. Ve Serdar Bey belki sayesinde ya film çekebiliriz. Hani devam edebiliriz gibi. Ondan sonra da biliyorsun. Çok erken ekoloji içine girmek için. Evet ama o yıkımı gördüm ben Antalya'da. Çok çabuk görüldü o. Ve yeni şeylerin tadı hiç eskisi gibi değildi. Sonra bunun tabii bir tür sömürgecilik yöntemi olduğu bütün dünyada ortaya çıktı. Şimdi kollarını biraz geniş açtığın zaman bir çevreciye dokunursun. İyice popüler oldu. Şimdi arkadaşlar 99 doğumlu burada genellikle. O yüzden tabii anlamıyorlar senin ne dediğini ama... Yok anlıyorlardır diye tahmin ediyorum. Eskiden ama domatesin tadı başkaydı mesela değil mi? Onu kastediyorsun. Evet. Gerçekten başkaydı. Evet bu da çok söylenir ama şimdi de var organik pazara gidince gene o eski tattaki şeyleri belli oranda bulabiliyorsun. Biz 1995 yılında ilk Antalya Kısa Film ve Belgesel Festivali'ni yaptık. Zor bir yerdi yani nasıl söyleyeyim orada büyüdüğüm halde taşrada bir şey yapmanın bazen problemleri olabiliyor. Daha sonra da işte demek ki 20 yıl falan bekledik. Bozcaada'da bunun uygun olacağını düşündük. Çünkü güzel bir yer. Belki de güzel bir yerdi demem gerekiyor. Bozulma başladı mı yani? Çok çok büyük bir bozulma var Bozcaada'da. Zaten hani bu kadar bozulan bir ekosistemde Bozcaada'nın bozulmaması düşünülemez ama daha güzel şeyler daha çok bozuluyor. Mesela Portekiz çok güzel bir ülke. Bütün Rus mafyası orada. Yani güzelin problemi daha çok. Bozcaada'da güzel bir yer. Büyük bir ilgi var. Hele şeyden sonra bu salgın hastalıktan sonra bu ilgi de çok arttı. Tabii adaya gidelim kimse bize dokunamasın. Evet neredeyse ama hem fiyatlar çok arttı, ilgi çok arttı. Belki sen onaylayacaksındır çünkü detayları görebilirsin sen hep. Güzel az olduğu için bu ülkede spekülasyon da çok oluyor. Tabii. O bakımdan Bozcaada gittikçe özelliğini kaybediyor. Tüm bunlarla ilgili belgeselleri de çok fazla göremiyoruz Türkiye'de. Belgesel göremiyoruz aslında öyle bir belgesel de göremiyoruz. Deneysel filmler de göremiyoruz. Alternatif şeyleri çok fazla göremiyoruz. Tüm bunlara bir imkan olur mu? Bir takım öğrencileri de buna yöneltebilir miyiz diye bu belediye reisi yeni seçilen yani 8 yıl önce seçilen onunla konuşmaya gittik. Hemen 5 dakikada kabul etti. Bu buraya çok yakışır filan dedi. Öylece başladık. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Seyircilerimizin çoğunun belgesel dediği şeyle Ethem'in belgesel dediği şey aynı değil. Onu anlatalım mı biraz? Memnuniyetle. Çünkü Netflix'ten sonra fikrini merak ediyorum. Belgeselle ilgili aslında şunu söyleyebilirim. Festivallerle ilgili. Sanıyorum yakın yıllarda biz yanlışsam İlker düzeltir beni. İlker'le birlikte uluslararası festivallere katılmayı azalttık ve bıraktık. Bunun temel sebeplerinden... Ulusala da uluslararasına da. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi şu. 2 başlıkta açıklamak isterim size. Bir tanesi Avrupa'da moda kavramlar olur. Bir ara şiddet olabilir. Bir ara başka bir şey olabilir. Bu içtenlikli bir şey değildir aslında. Aslında şu anda da ekoloji öyle biraz galiba. Ona geleceğim zaten. Şimdi de bu ekoloji. O ara onlara fon olur. 3. Dünya ülkelerinde de o belgeseller o ara çok sık yapılır. Evet çünkü bilmiyorum seyrettim mi Netflix'te şimdi bir belgesel var. Denizlerle ilgili. Bana çok kötü geldi. Sea Spiracy. Aynı düşünüyoruz. Gerçi bir faydası mutlaka olmuştur. Var. Ama bir belgesel olarak iyi olması başka bir şey. Bir film olarak iyi olması başka bir şey. Aslında bir konuyla ilgili kötü belgesel yaptığın zaman konuya zarar da veriyorsun. Tabii. Neyse şunu bitireyim ama. Böyle bir takım fonların yöneldiği temalar 3. Dünya ülkelerinde yönde çok çekilir. Bir tanesi bu problemin. Ama daha büyük problem uluslararası belgesel film festivalleriyle ilgili şuydu. Dünyanın %80'ini oluşturan ülkelerin, Almanya, Fransa, Amerika filan dışındaki ülkelerin yönetmenleri büyük festivallerde, örneğin IDFA, %10'dan az yer bulur. Genelde batılı yönetmenlerdir. Evet. Fakat buradaki konuların %80'i 3. dünyayla ilgili. O çok iyi. Şimdi mesela benim öğrencilerim geliyor Erasmus'la, şunla bunla. Hocam Türkiye'deki insan hakları falan. Diyorum ki Belçikalı çocuğa, sen hiç Leopold diye bir şey duydun mu? Kongo filan. Haberi yok ve zaten bununla ilgili değil. Bu 3. dünyanın %80, %90 konusunu dünyanın %10'u çeker. Orada belki bir tane Mısırlı vardır. Bir tane Türkiye'den yönetmen vardır. Bir kere böyle bir çelişki var. Bu aslında kurmacada bile öyle yani. Evet. Ama belgeselde bu çok belirgin ve belgesel olduğu için can yakıcı bir şey. Yani Batı aslında şunu yapmaya başladı. Demirini, kömürünü, kobaltını, hatta insanlarını sömürdüğü bir coğrafyanın şimdi acılarını ve öykülerini de. Belki çok acımasız bir şeyler söylüyorum ama bu kadar yıl bu işin içinde olup gördüğümüz şeyler. Ve bu arada galiba senle ben bir parça bunu söyleyebilme hakkımız var. Çünkü biz bu festivallerde elenmeden var olabilmiştik. Yani hani sürekli bir yerden elenip de ya burası çok kötü filan demek biraz daha başka bir şey. Ama dünyada da festivaller biraz güçlerini kaybetti gibi ya. Onu da soracak. Çok. Yani böyle bir devirde böyle bir şey yapmanız enteresan aslında. Yani şöyle söyleyeyim ben sana. Bu %80-90 şeyi 2010'dan sonra daha kötü oldu. Şöyle sadece dağıtıcıların hakim olduğu. Yani birçok festivalin şeyden tereddüt ediyoruz biz ve konuştuğumuz zaman da uluslararası iş yapan insanlar kabul ediyorlar. Bir dağıtımcı ya kendini teslim etmediğin takdirde senin var olmana imkan yok. İkincisi, bu işin kurallarını oynayacaksın. Yani o gecelere gideceksin, o toplantılara gideceksin, o yemekleri yiyeceksin, o pitchinglere gideceksin. Mesela pitching diye bir şey var. Evet. Sen bilirsin. Yani bu belgeseli pitch etmek falan gibi ben Türkçe'ye çeviriyorum. Mesela orada o kadar müdahale ediyorlar ki senin işine. Ha, senin elinde. Bir kere katıldım. Bir arkadaşımızdan rica etmiştik. Bizi hiç almıyorlar buralara diye. 2. gün kavga ettik filan. Bitiremedik yani şeyi. Çünkü mesela sürekli orada Arte'nin çok yetkili birisi bizim hocamızdı. Somut olarak olamayacak şeyleri öneriyor. İşte o zaman Avrupalı bu belgeseli seyreder falan filan diye. Yine Netflix'te Kedi diye bir belgesel var, gördün mü? Görmedim ama çok meşhur oldu. Yani o bir belgesel değil aslında. Yani aslında ben arka ses olan bir şeyi bile belgesel kabul etmekte zorluk çekiyorum. Çünkü eğer siz bir yönetmen olarak resimleri yapıştıramıyorsanız, sadece resim bir öykü anlatamıyorsa arkaya, buna bizim jargonda da dayamak denir değil mi? Müziği dayarsınız, onlar yapışır birbirine. O bakımdan hani neyin belgesel olup olmadığı, sadece şunu söyleyebiliriz belki İlker'cim. Ben beğenmedim, ben beğendim. Çünkü çok geniş bir alan artık belgesel. Bir de yani biz sevelim sevmeyelim işte bayağı yayılıyor. Evet, bu dil de değişiyor. Mesela bu TikTok çok problemli bir yer aslında. Fakat geçen de Karşı Sanat'ta işçilerin ve emekçilerin kendi çektikleri TikTok gerçeğin sineması filan diye bakarsanız internette var. Müthiş şeyler, hiç göremeyeceğimiz fabrika içinde çekilen acılar, inşaatlarda ne şartlarda çalışıyorlar, patatesi, soğanı kaç derecede topluyorlar. Ben de TikTok yüklü değil ama bak böyle var mı, bilen var mı bunları, duyan var mı? Yoktu. Yani aslında bu bütün bu yeni mecraları senin de uzun bir süredir yaptığın gibi doğruya kullanmak mümkün. Evet, aslında YouTube'da bir sürü şey yapmak mümkün. Her şey mümkün. Ama belgeselin dili de değişiyor. Galiba yakın zamanda insanlar kendileri belgesellerini çekmeye başlayacaklar. Kendi belgeseli. Ve bu tabii iki şeye yol açacak. İlker Canikligil belgeseli diye çıkacak. Bir tanesi, her şey daha demokratik olacak. Bu hak yayıldıkça da. İkincisi, daha fazla atık ortaya çıkacak. Doğru. Çöp ortaya çıkacak. Peki sen bu festivalin nesisin, onu da söyle. Petra ile biz birçok şeyi beraber yapıyoruz. Hı-hı. Deneysel filmleri ben kendim yapıyorum ama belgeselleri de onunla, araştırma kısmını, birçok kısmını. Buna da beraber gittik ama o bu yönetmenlik şeyine çok daha yakışıyor. Peki o yönetmen olunca ben ne olacağım? Böyle bir şey uydurduk aslında, festivallerde koordinatör falan diye bir şey yok. Ama aslında kreatif direktör gibisin de anladım. Doğru. Bir de benim çok yıldız öğrencilerim var, işte bir tanesini de burada gördüm. Gerçekten çok iyi çocuklar. Hani onlarla beraber yapıyoruz. Yani 15 kişilik, 20 kişilik bir öğrenci grubu var. Kimisi filmini yapıyor, kimisi tercümesini yapıyor. Tamamen gönüllü bir çabayla herhalde. Evet, ama şunu eklemem lazım. Gönüllü lafı bir işin bazen kalitesinin de düşük olduğunu söyleyen bir şeydir. Geldiğinizde görürsünüz diyeyim. Yani seni zaten davet ediyorum uzun bir süredir. Çok iyi bir iş yapıyorlar. Bir de bizim filmlerimizin genel özelliği. Onu soracaktım. Seçerken nasıl? Küre, küresel güney dediğimiz 3. dünya bizde daima %50'den fazladır. Yani o demin %10'la sınırlı dediğim şey. Bir de işte çalışanlar ve yönetmenlerde ve jüride kadınlar %60 civarından hiç inmezler. Mesela bu sene 7 jüri kadın, 2 tane erkek var. Öyle seçildi. Burada da hocam gördüğünüz gibi %80 kadın çalıştırıyoruz. Evet. Pozitif ayrımcılık. Onların olduğu yer daha feministlerin de gönlünü kazanmayı umuyoruz bu şekilde. Daha temiz ve daha iyi oluyor. Ödül mü var? Nasıl katılım sağlıyorsunuz? Evet, ödül var ve başvuru ücreti yok. Ha, ne güzel. O da bir çünkü ticarete dönüştü. Yani şöyle IDFA'dan örnek vereyim gene. Sanıyorum $50 civarında. Öyle bir şey oluyor. Hatta biliyorsun şimdi şey var. Withoutabox diye bir şey var. Veriyorsun. O yolluyor senin adına. Yani. 50 tane festival seçiyorsun. Ben de onu söyleyeceğim. Şimdi IDFA'ya 9.000 film geliyor çocuklar. 50 ile çarpın. Euro ile çarpın. Festivali finanse edersiniz. Evet. Gene 3. dünyadan finanse ediyorlar. Tabii. Yani bu başvuru şeyine doğru bulmadığımız için başvuru ücreti almıyoruz. Tabii Hilmi Etikan'la bir ara bunu konuşuyorduk. O da ücretsiz yapmıştı. İnanılmaz sayıda katılım oluyor. Bu sefer de şöyle, haklısın. Zaten ikinci bir önemli problem de İTFA bu 9.000 filmi nasıl seyrediyor? Evet. Çok doğal olarak seyretmiyorlar yani. Çoğu belli filmlerin zaten. O sene Göçmen Kuşlar gibi bir grup film bütün yani festivalleri dolaşıyor. Ama biz bu dediğin Withoutabox bir iki tane daha var öyle. Evet. Bunlara kapatıyoruz. Ha. Şimdi mesela şöyle de bir şey var. O da çok yanıltıcı oluyor. Diyorsun ki mesela bir festivalin iyiliğini anlatmak için bize 15.000 tane film, bu bir şey değil. Eğer onları açıyorsan zaten yığılıyor film. Biz çok daha direkt iletişimler içerisindeyiz. O yüzden de bu İspanyolca konuşulan Güney Amerika'ya falan ulaşabiliyoruz. 5 kıtadan film var bu sene. Kaç film finalde var toplam? Sanıyorum 35-40 kadar var. 17 finalde. 10 tane öğrencilere ayrılan Gaia ödüllerinde var. Bir de gösterim aldığımız filmler var. Peki ödüllü filmleri mi seçiyorsunuz yoksa mesela bir öğrenci filmi de geçebiliyor mu dünyadan? Geçebiliyor. Yani şöyle söyleyeyim, iyi filmleri seçiyoruz. Kendimize göre, kendi bakış açımıza göre. Ön jüriniz mi var? Nasıl yapıyorsunuz? Ön jürimiz var. Bir 20 kişi kadar ön jürimiz var. Sen de seyrediyor musun hepsini? Ben seyretmiyorum. Kaç film seyrettiler? Ben zaten çok az film seyrederim. Yani ben de az film seyrediyorum. Biliyorum. Niye böyleyiz biz acaba? Yani sıkılıyorum. Ben televizyonda elimde şeyle oradan oraya geçerim yani. Kaç film seyrettiler mesela bu sene biliyor musun? 20'şer 30'ar tane seyrettiler. 1000 film vardı işte. Biraz daha fazla seyrettiler. 7 senedir var bir festival ama bu sene tabii geçen senede bu senede yapamadınız. Yani online'a döndünüz değil mi? Mecbur. Online'a döndük. İyi mi kötü mü bilemedim. Çünkü 3500 seyircimiz oluyordu. Bu çok yüksek bir şey. Yerlere oturuyor millet falan. O kadar kalabalık olur yani. Güzel. Evet, zaten şeyler çok şaşırıyor gelenler. O ilgiye biraz da adadaki kalabalığın niteliğinden kaynaklanıyor. Ama birden 35.000 oldu. Online'a dönünce. Evet. Peki tepkiler nasıl ölçebiliyor musun? Hani online ama aslında öbürünü özlüyoruz falan mı diyorlar? Yoksa? Her şey diyorlar. Kimisi özlüyor. Kimisi bu daha iyiymiş. Kıpırdamadan evde seyredebiliriz. Seyircilerimiz nereden bunları izleyebilecek? Herkese açık olacak. Tabii. Buffet.org'a girsinler. Alta koyuyoruz. Bu adresten gidip filmler izlenebiliyor. Evet. Bedava izlenebiliyor. Peki onun şeyini nasıl çözdünüz? Yayın hakkı yani. Şöyle İlker'cim. Bazı yönetmenler şey diyorlar. 200 seyirciden fazla istemiyorum diyorlar. Bir takım platformlar var. Her şeyi kontrol edip yani mesela kıtayı bile. Yani bu sadece Avrupa kıtasında. Bazı yönetmen diyor ki ben sadece Türkiye'de seyredilmesini istiyorum. Onların hepsini denetleyebilen ortamlar var. Yani YouTube gibi açık bir platform değil bu. Kayıt, registration gerekiyor. Para değil ama kayıt gerekiyor. Evet, doğru. Festivalimizde seçtiğimiz filmler hakikaten nitelikli olduğu için yönetmenler de bir şeyler söyleyebiliyor. Onları kabul ediyoruz. Ödülünüz ne hocam? Ödülümüz 15.000 lira sanıyorum birincilik, 10.000 lira ikincilik, 5.000 lira üçüncülük. Böyle giden bir şeyimiz var. Gene Gaya'da öyle galiba. Kültür Bakanlığı destekliyor mu? Biz Kültür Bakanlığı'ndan destek talep etmiyoruz. Tebrik ediyorum. Ben de karşıyım çünkü. Yani ben aslında İlker kendi işlerim için istiyorum ve onu gene bağımsız yapıyorum. Açık söylemek gerekirse de bir hayli destek aldım Kültür Bakanlığı'ndan geçmiş yıllar içerisinde ve ben de tamamen muhalif bir belgesel yapardım ama burası daha başka bir ortam. Çok gerekli değil yani Kültür Bakanlığı'nın desteği. Peki şeyi konuşalım, bu size benzer başka festivaller var mı dünyada? Böyle var. Spesifik. Biz GFN, Green Film Network diye bir yerin üyesiyiz. Orada 20-25 tane sadece ekolojiyle ilgili festival var. Fakat iki şey oldu son yıllarda. Cannes'da dahil bir takım jürilerin aklına birden şey geldi. Kadınların da jüride daha çok olması gerektiği. Ve gene insanların aklına ekoloji geldi. Ama burada ben sana şunu itiraf etmek zorundayım. Birkaç yıl önce herhangi bir büyük firmaya gittiğin zaman büyük çoğunlukla ekoloji bizimle ilgili bir şey değil derlerdi. Çünkü medyada o kadar konuşuluyor. Ben önemsemiyorum da. Şimdi önemsiyorum diyorlar ama bunun altına baktığın zaman. Yani bu belki daha tehlikeli. Hı hı. Şimdi ben mesela şöyle bir şey düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısın? Dünyada çok demokrasiyle yönetilmeyen ülkelerde orayı yöneten insana şu yetkiyi vermek isterdim ben. Senin bir yandaşın var mı? Sen ona parayı direkt ver. Hiçbir işe yaramayacak bir baraj, bir otoban, efendime söyleyeyim. Evet, bir yerleri perişan edecek bir faaliyet yerine bu vergileri sen direkt ver. Belki zararın yarısını engelleyebiliriz. Şimdi günümüzde de bir greenwashing diye evet. bir kavram var. Onu her yere uyarlıyorlar, whitewashing. Çevreyle ilgileniyor gibi yapmak. Bütün festivaller bir ekolojik şey eklemeye başladılar. Ama sadece ekolojiyle ilgili bir hayli festival var, iyi festivaller de var. Hani hepsi kötü değil ama biz hani biraz olumsuzlardan bahsettik. Türkiye'de de önümüzdeki yıllarda çok dikkatli olmamız gereken şey bu. Ve bunun ayrımı çok zor. Kendi yaşantımızda da çok zor. Evet. Peki mesela senin aklında kalan iyi filmlerden bir iki tane var mı? Ya, ne tür filmlerle karşılaşacaklar onu bilsinler biraz istiyorum. Mesela geçen sene bizde birinci olan Katarina Baumgartner'in Fever adlı filmi ORF'den, Avusturya Devlet Televizyonu'ndan, ZDF'den, Almanya Devleti birçok yerden para almış yönetmen ve Afrika'ya gitmiş. Filmi çekmiş ve festivallere yolluyor. Bizde de birinci oldu. Döndüğünde bu televizyonlarda yayınlama şeyi var. Filmi yayınlamıyorlar. Konu ne? Afrika'daki bir salgın hastalık. Şunu anlatmaya çalışıyor yönetmen. Eğer AIDS gibi Batılıları da öldüren bir hastalık olsaydı şimdiye kadar çoktan önlenirdi. Bu arada Afrika'da bunu önleyecek bilgiler var. Siyahi insanlarda bu bilgiler, bu kültür var doktorlarda. Ama buraya hiçbir finans ayrılmadığı için çocuklar ölmeye devam ediyor. Özü bu. Avrupa'yı çok kötülemişsin ve filmin şu kadar dakikasına kadar beyaz bir insan görünmüyor diye finansların bir kısmı geri gidiyor ve film yayınlanmıyor filan. Canlı yayında Uygar Özes miydi galiba? Çok güzel bir soru cevap yaptı. Kadın dedi ki beni en iyi Türkiye anladı. Yani yaptığım filmi, çektiğim acıları en hafifleten bu ülke oldu. Yani bayağı sert belgeseller, öyle Netflix belgeseli değil. Yani daha önce mesela Arıcı diye bir Doğu ilinden 60 yaşlarında bir adamcağız İsviçre'ye kaçmak zorunda kalıyor. Bunun 2 tane çocuğu asker, 2 tanesi dağda falan, büyük bir aile. Ülkeyi terk ediyor mülteci olarak. Bu da bir diğer birincimiz başka bir yılda. Orada arıcılık diye bir şey yok. Hobi diye geçiyor. Bir şey yapmak istiyor. Çok sıkılıyor. Bunu lisanda konuşamadığı için zihinsel, beyinsel problemleri olan insanların yapabileceği bir işe veriyorlar filan. En sonunda genç bir çift diyor ki bizim dağda küçük bir kulübemiz var. Sana birkaç arı şeyi bulalım. Sen burada arıcılık yap. Bu arıcının öyküsünü anlatan Suriye galiba bir önemli bir yönetmenin filmiydi. Gerçekten acılara dokunan, gerçeklere dokunan filmleri yani başka yerde göremeyeceğiniz. Aslında zaten festivalin amacı da budur. Yani bütün festivallerin amacı başka yerde göremeyeceğiniz bir şey olması lazım. Onun için evet. Doğru yapmışsınız. Zaten bizim açılış yılımızda, ilk yılımızda tahmin ediyorum sen biliyorsundur Mark Akbar diye bir yönetmen var. Yok, duymadım. Bu Corporation diye bir film yaptı. Filmin temel özelliği şu arkadaşlar. Bu Mark Akbar Jennifer Abbott diye bir psikiyatristle tanışıyor. Böyle konuşuyorlar. Mark Akbar kapitalizmle sorunları olan bir adam. Kanadalı. Jennifer da bir psikiyatrist ama seri katilleri inceliyor. Jennifer Abbott ona seri katillerin 9 tane temel özelliği vardır diyor işte. Yaptıklarının sonucunun ne olduğunu bilmezler. İnsanlarla direkt bir iletişim kurmazlar filan diye. Mark Akbar da diyor ki bunların hepsi büyük şirketlerde de var filan. İyiymiş. Böylece bir belgesel yapıyorlar. Corporation. Seyredelim ama nereden seyredeceğimizi bilmiyoruz. Bunu her yerden seyredersin. Evet. İnternette Türkçe altyazılı, İngilizce altyazılı. Ben bunu bütün eğitim veren arkadaşlarıma şimdi sana da söylüyorum. Çünkü sen hala eğitim veriyorsun ve çok geniş bir alandan eğitim veriyorsun. Bunu işletmede, hukukta birçok hoca dönemin başında ilk ders olarak verir. Burada Pepsi Cola'dan tut bilmem nereye kadar bütün bu şirketlerin her şeyini anlat. Tabii aynı Katarina'ya olan oluyor. Bunları mahkemeye veriyorlar bilmem ne. O bizim ilk sene jürimizdi. İlk açılış filmimiz buydu. Bu tür böyle gerçekten mücadeleci insanlar geliyorlar. Bir tane İngiliz adam var. Hyper Normalization diye bir filmi vardı. Sadece hazır görüntülerle de belgesel yapanlar var. Öyle şeyler de var mı? Haber sitelerinden falan toplayıp üstüne commentary yapıyorlar. Öyle filmler de var mı yoksa da? Pek hayır. Neredeyse hiç yok. Mesela senin çok seveceğin bir film vardı. Geçen sene Yeni Zelandalı bir yönetmen, hatta hapse de atmışlar Ekvador'da. Ekvador olağanüstü güzel bir ülke. Evet. Fakat petrolcüler her tarafını berbat etmişler. O yerli halkların yaşadığı yerleri zehirlemişler filan. Onun belgeseli vardı geçen sene. Gerçekten birçoğunu başka yerde çok zor görürler. Hele Türkiye'de. Biz hatırlıyorsun bir 15 yıl önce galiba film festivallerinin uyması gereken kurallar diye bir şeyi çevirmiştik. Evet. Onlara çok iyi etmişti. Uyuyoruz. O hala duruyordur bir yerlerde. Bende duruyor ve herkese yolluyorum onu. Yani festival yapıyoruz diyenlere çok güzel yapmıştın onu. Türkiye'de festivaller azaldı mı biraz yoksa bana mı öyle geliyor? Azaldı. Belgesel festivalleri azaldı. Çünkü belgeselin iktidarla her zaman problemi vardır. Yani her ülkede belgesel ve iktidar... Yani öyle olması gerekir. Doğru, öyle olması gerekir. O zaman da o festivaller destek bulamıyorlar vesaire. Başka problemler çıkabiliyor. Senin onu yapanın özel hayatında sorunlar olabilir. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi aslında yine kötü belgesel örnek ama Zeitgeist çok ünlü olmuştu ya 2000'lerin başında. YouTube'da çıkmış, bedava çıkmıştı. Evet. Öyle işler var mı belgesel aleminde? Tamamen festival circuit'ten değil de açık kaynak giden. Var, bir tanesini söyleyeyim. Gene çok olumlu bir şey. Hoşunuza gidebilir. Stare into the light my pretties. Işığa bak güzellerim. Bu da çıkıyor. Yalnız biz kendisinden izin almadığımız için Türkçe altyazılısını YouTube'a koyamadık. İngilizce görebiliyorsun. Çok ciddi bir analiz şeyle ilgili, bu yeni mecralarla, tüm sosyal mecralarla ilgili bir hayli de eleştiriyor. Mesela bu filmi koymuş. Biz de mesela Bergama ile ilgili çalışmıştık 10 yıl. Oradaki siyanürle altın meselesiyle ilgili. Ne oldu o? Vallahi sadece hem Türkiye'ye hem Bergama'ya girişi, o insanların direnişi 15 yıl geciktirdi. Ama girdiler. Oradaki bütün altını da çıkardılar. Şimdi Artvin'de, Kaz Dağları'nda, Türkiye'nin her tarafında sanıyorum yapılabilecek en yanlış şey yapılıyor. Yani suyumuz ve toprağımız siyanürlerle liç ediliyor. Bergama'dan sonra da kotkumlama işçileriyle ilgili, onların ölümleriyle ilgili Kum diye bir film yaptık. Ondan sonra da tersanedeki ölümlerle ilgili. Bunların hepsini biz de şeye koyduk. Evet, siz nereye koydunuz? Onu nereden izleyebilirim? YouTube'a koymadım. Ben de Vimeo'ya koydum. ethemozguven.com'a girdiklerinde bütün bunların linkleri var. Orada izleyebilirler. Peki nasıl izlenmeler? Tepki var mı? Yeterince izlendiğini hiçbir zaman düşünmüyorum. Neden? Mesela Aziz Nesin belgeseli. O çok kıymetli bir iş ya. 97'de çekmiştim ya da o Sivas katliamının olduğu yıl çekmiştim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık olaylarından biri. Doğru. Siz o olaydan sonra mı çekmiştiniz onu? Evet. O olayın olacağını bilmediği için 5 Temmuz'a randevu vermişti. Aradım, korkunç bir şey yaşadınız, ne yapalım diye. Hayır, randevuna sadık kal, gel dedi. Yaptınız. Gittik, çektik. Mesela o belgesel 80 bin mi 180 herkes de bir yerlerden bulmuş koymuş YouTube'a. Bu arada ben 2016'da bir daha çektim. Aziz Nesin 100 yaşında diye. Daha başka bir anlatımı var onun. O ilk çektiğim belgesel 100 bin mi ne izlenmiş. Mesela bir takım yeni arkadaşlar var. Yani ismini vermeyelim. Yeterince meşhurlar onlar. İşte onlar mesela böyle bir saçma sapan bir şey yapıyorlar. 1 milyon izleniyor. Yani hani onu biz de anlayamıyoruz. Ya da mesela bir haftada 1 milyon izleniyor. Şimdi bu 25 yılda 100 bin izlenmiş. Bergama belgeselini bir Yunan festivaline yollamıştık. Altyazı yapmışlar ve çok doğru yapmışlar. Eleştirmiyorum. İnternete koymuşlar. 20 yılda 5000 Yunanlı izlemiş. Ama bu yeni genç ve başarılı arkadaşlar buna bir günde veya birkaç saat içerisinde onu geçebiliyorlar. Bizimki mutlaka bir kıskançlıktır tabii. Yetersizliktir. Onlara baktığımız zaman senin filmlerinin, benim filmlerimin, bizim gibi biraz böyle kendini mainstream'de tanımlamayan, yani farklı bir işle uğraşacağım diyen insanların hiçbir şeyini ben yeterince maddi ve manevi bir şey bulduğu kanısında değilim. Çünkü Aziz Nesin tarihi olarak da son konuşmalardan biri olması lazım. Çok röportajı yoktur senin çekiminden sonra herhalde. Çok ilginç. Ben hem Nesin arşivini biliyorum. Vakfa da çok sevgiyle bağlıyım. Ve çok araştırdım. Bir sürü televizyon programı var. Ama böyle bir röportaj gibi çok uzun bir şey muhtemelen şeyde vardır. İsveç televizyonda. ZDF'de falan vardır. Sormaya korkuyorum. Çok... Şeyler duruyor mu? Çekim. Hepsi de duruyor. Tabii duruyor. Bu arada Tan Oral Vakfın bütün yapılışını 8 milimetreye çekmiş. Onu biz 6-7 yıl önce ilk kez telesine ettik. O beni zaten yeni şeye. Şu ara yeni Süper 8'ler bulduk. Bir de ben İlker senin çok hoşuna gidecektir. İnşallah emekli olduğumuzda beraber de yaparız. Çok ciddi bir Süper 8 film biriktirdim. Çok fazla sayıda ve bunların hem belgesel değeri var hem mesela bunların üstüne öykü yazabiliriz. Yani şimdi hemen arkadaşa Süper 8 nedir dememiz lazım yalnız hocam. Muhtemelen biliyorlardır. Biliyorlar maalesef. Şurada bir kamera var ya şu. O işte hani film hocam. Film. Evet. Ki onları projeksiyon makinen mi var? Nasıl seyrediyorsun? Projeksiyon makinesi var. 2-3 tane var. Topladın mı sen onları? Topladım. Found footage. Topladım. Yani. Evet. Yani şöyle olmuş. Komiser bilmem kim. Almanya'ya yollamış. Telesine olmuş Berlin'de. Geri gelmiş, ya ölmüş mü, çocuklarıma ilgilenmemiş, kutuda hala. Ya Ege Berensel var. O öyle bir iş yaptı. Eski 8 milimetrelerden. Türk filmlerinde oynayan bir adam vardır. Cevat Kurtuluş. Cevat Kurtuluş'un eski 8 milimetrelerinden bir iş yaptı öyle. Güzel bir proje o bence. İyi yapmışsın toplayarak ama nasıl duyurdun onu? Mehmet Yurdunu Sev ya da Yurdu Seven diye emekli bir subayla tanıştım. Çok tatlı bir adamdır. Hala arıyorum kendisini. Çünkü birbirimizin izini kaybettik. Genellikle 8 ve 16 milimetre başka amaçlarla aranır. Sonra beni tanıyınca çok geniş bir bu konuyla ilgili çevresi vardı. Hatta müthiş bir kamera koleksiyonu vardı. Ama bir rahatsızlık geçiren bir yeğeni oldu ya da kızı oldu. Onun için sattı filan onu. O bana hep getirirdi onları ve müthiş şeyler yani. Peki şey yapıyor musun? Arşiv yani videoya aktarıyor musun? Bir kısmını aktardık ama o bir proje olması lazım. Bayağı hani büyük şey. Çok büyük iş. Biraz yaptık. Ve çok acayip şeyler. Mesela birden Çetin Altan çıkıyor karşına Mavi Yolculuk'ta. Gencecik. Murat Belge çıkıyor. O çıkıyor. Bu çıkıyor. Yani hep o tür adamlar çıkıyor. Ege çok çıkıyor. Bu arada ben Marenostrum diye bir şey yapıyorum. O nedir? Onu da anlat istersen. Marenostrum küçük balıkçının açmazı. Şimdi herhalde benim gibi birisini bir daha çıkarmazsınız. Niye çıkarmayalım? Dünyada ve Türkiye'de avlanan balığın %80'ini hep ben böyle %80-20 bunlarlayım yani. Büyük balıkçı avlıyor. Fakat o belgeselde de onu anlatıyordu ya. Fakat büyük balıkçının nüfusu 1/3. Yani küçükle biz bu işi götürürsek okyanuslara hiçbir şey olmayacak. Evet. Bunu anlatan Küçük Balıkçı'yı Antalya'dan Sarıyer'e kadar çektim. Bozcaada, Foça, Datça, avlar ve kültürel yapı. Bu 8 milimetre kamera ve projektöre sahip olan insanlar da eskiden 60'larda 50'lerde tahmin edebileceğin gibi belli bir entelektüel düzeyi olan insan. O insanlar da sıklıkla Ege'ye gitmişler. Oradan da bir sürü şey çıkıyor. Çok ilginç şeyler çıkıyor. Birçok araştırmacı için iyi bir şey olabilir. Bir gün ben onu bir yere bağışlayacağım. Sen burada çok kalıcı bir şey sana bağışlarım. Ya da Nesin Vakfı'na bir yere. Allah arkadaşlara gösteririz. Evet. Vereceğiz. Ben de şimdi eski 8 milimetrelerimi buldum. Yani video 8'leri buldum. Bir kısmını aktardık baktık falan. Ama bir sürüsünü atmışım maalesef. Çok büyük hata yapmışım. Yani senin kadar yetenekli birinin film çekmemesi iyi bir şey değil. Bence çekmen gerekir seni yani. Son olarak şeyi soracağım. Bunca yıldır sen muhalifsin. Azılı bir muhalifsin hem de. Yani her anlamıyla hem yaptığın işlerin sanatsal yapısı olarak hem de kişilik olarak da muhalifsin. Yorulmadınız mı Ethem Bey? Yani ben kendimi aslında inan hem muhalif olarak görmüyorum hem de bir şey yapar gibi görmüyorum. Çünkü şimdi mesela biz gene balığa döneyim. Balık yiyoruz ve belli bir fiyattan yiyoruz. Özellikle mesela o dozdaki şeydeki konserve kutusundaki ton balıkları filan 18 lira 28 lira. Bunun temel bir sebebi 10.000'den fazla insanın büyük gemilerde köle olarak çalıştırılması. Yani evet öyle bir şey var. 0 liraya çalıştırılıyorlar ve öldürülüyorlar. Binlerce kişi. Sadece 5.000 tanesini bir kadının kurduğu sivil toplum kuruluşu kurtardı. Kurtarılan 5.000 tane. Veyahut işte Kongo'da şurada burada madenlerde çalışan çocukları görüyorsun. Hani o kuyu kazmışlar oradan kobalt mı bir şey çıkarıyor. O da telefonlarda vazgeçilmez bir şey. Bütün bunları görünce, bu işlerle uğraşan insanları görünce, Aziz Nesin'i, Hrant Dink'i filan, ben kendimi sıradan bir memur olarak görüyorum. Ama uğraşıyorsun yani. Yani bir şeylere uğraşıyorsunuz. Biz uğraşmıyoruz böyle şeylere. Hayır, uğraşıyorsunuz. Uğraşıyorsunuz. Bunun ifade edilmiş olduğu platformu ayakta tutmakta. Gerçekten bir yorgunluk, yılgınlık gelmiyor mu yıllar sonra? Yok, gelmiyor. Yani çünkü senin de bildiğin gibi biz seninle sevdiğimiz işi yapıyoruz. Sevdiğin işi yapınca da bir yorgunluk gelmiyor. Peki sence daha mı kötü oldu 20 yıl önceye göre yoksa? Hayli daha kötü oldu. Gelir dağılımındaki uçurum, dünyadaki demokratik olmayan skalanın gelişmesi. Şimdi İlker 40'lı 50'li yıllara baktığın zaman Güney Amerika'daki ülkelerin %80'inin sol veya daha demokratik diyelim bir platformda olduğunu görüyorsun. Amerika Birleşik Devletleri'nin buraya etkisiyle teker teker işte Pinochet'i şey yapıyorlar, Allende'yi öldürüyorlar, kontralara yardım ediyorlar. Venezuela'dan Küba'ya kadar Castro'ya 250 tane suikast. Orası gittikçe antidemokratik oluyor ve gelir dağılımı, eğitim ve her şey bozuluyor. Sonra bu adamlar Amerika'ya girmeye çalışıyorlar mülteci olarak ve bunlar çok şaşırıyorlar. Ya nereden çıktı bu Venezuelalılar, bu Meksikalılar? Ya bu gelişmiş ülkeler son 20 yılda sömürüyü çok daha fazla arttırdılar. Belki şununla bu soruna en temel cevabı verebilirim. Şimdi çok güzel bir kelime söyleyeceğim sana. Deneme. Nükleer deneme. Kore'de akıl sağlığıyla ilgili problemleri olan birisi 3 tane deneme yaptı son. Şimdi Amerika bunu 1100 kere yapmış. 1100 kere Hiroşima'ya attığı bomba, Sovyetler Birliği Pasifik'te yapıyorlar. Her yerde. Hatta Kızılderililerin yaşadığı bölgeler. Rusya 900 kere yapmış. İngiltere 700 kere yapmış. Fransa'da çok yapmış. Fransa'da. Şimdi ne bu? Deneme bunun adı. Her şeyde böyle bir at buluyorlar. Yani biz senle şuradan çocuklardan da iki tanesiyle bir kağıda el yazısıyla bunları dava etsek dünyadaki bütün mahkemeler kabul eder. Etmesi gerekir. Etmesi gerek. Bunlar gücünü gittikçe arttırıyor ve bu şeyi savunma bütçelerine ayırıyorlar. Ne Yemen'de açlık kalırdı, ne Afganistan'da başka bir şey kalırdı. O nedenle galiba kötüye gidiyor ve buna işte hepimizin bir yerden samimi bir şekilde müdahale etmemiz gerek. Çok teşekkür ediyoruz. Bifed'in sitesinden bu filmleri izleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Hem çabaların için hem geldiğin için. Ben çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ay'daki adamlarla macerularımız devam edecek. Yine Ay'daki, sen de Ay'daki adamsın değil mi? Görüşmek üzere. Her taraf beton. Bir yeşil göremiyoruz. Bir ağaç bile göremiyoruz yani. Her şey bozulmuş durumda. Problem var. Ne kadar çevreyle ilgili olursanız olun, o kadar çok fazla çevre sorunu var ki bir noktada kaçırıyorsunuz. Hani görmüyorsunuz.